yaşanır. Ne yani şimdi benden çekiniyor musun? Herkes ne düşünür diye susamam. Ben neysem oyum, ben neysem oyum. İlk olarak Show TV'nin ekranlarda moda rüzgarı estiren yarışması Bugün Ne Giysem'in moda avcıları Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın elinden alıyorlar ödüllerini. Sadece bir tane ödülümüz var ama paylaşacaklar. Sanatçılar paylaşmayı bilirler. Herkesten daha fazla. Tebrik ediyorum. Başarılar bu devamını diliyorum. Ödül töreni devam ederken biz ünlülerle sohbetimize devam ediyoruz. Yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya'nın mesleki anlamda en büyük hayali bakın neymiş. Soyguncu oynamak isterim, evet. Evet. Mesela çok iyi bir banka soygunu filmi oynamak isterim, doğru. Doğru. Evet. Çünkü onlar çok zekice yapılıyor. Öyle zeki bir senaryoda oynamak isterim. Ödül törenine katılan isimlerden Nadide Sultan bakalım dantelli kıyafet tercihini yaparken çok zorlanmış mı? Müsamere kıyafeti gibi giyindim bugün. Baksana kurdelen bile var. Gerçi sizin okul maceranız pek uzun sürmüştü ama öğrencilik yıllarını mı özlediniz Nadide Hanım? Evet evet, yani biraz böyle insan galiba büyüdükçe küçük görünmeye çalışıyor. Öyle bir çaba var. Eskiden bakıyorum bu dudaklar böyle boyanmış buralara kadar. Buradan buraya kadar 8 ayrı renk. Böyle. Kaşlarım rahmetli Halil Naşit'in kaşları gibi falan böyle. Ya enteresan, saçma sapan, hani böyle havalı görüneceğiz diye saçmalamışız yani. Ne kadar sızladı içim, nasıl kırıldı kalbim. Ne zor geçti günler senden, ne kadar zor vazgeçtim. Şarkıcı Nez pek hanım hanımcık bir kıyafetle katılmış geceye. Siyah döpyes içinde kırmızı body kıyafeti ve son dönemin modası retro saç modeliyle dikkat çekiyor güzel şarkıcı. Benim tarzım bu artık. Yani retro turkada biliyorsunuz eski dönemler kadını. İşte kalem etekler falan. O yüzden artık biraz böyle göreceksiniz beni. Kim bilir kim neredesin? Yeni sevgilisiyle el ele gezen Nez pek utangaç bir halde yansımıştı objektiflere. Utanmadım. Normal yürüyordum sadece. Gülümsedim ve devam ettim. Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla. Neredesin sen? Kiminlesin sen? Gecenin ödüllü isimlerinden Demet Akalın ve Eşi Okan Kurt her zamanki gibi el ele geçiyorlar kameramızın karşısına. Son dönemlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Demet Akalın sıkı bir diyete girmiş anlaşılan. Vallahi ben zayıflayınca çocuklar öyle biraz kendi kendime. Kaç kilo verdiniz Demet Hanım? 4 kilo verdim ya. Ama çok inanılmaz ölüm diyeti yapıyorum ve spora başladım tekrar. Daha vereceğim yani. Bir 4 kilo daha versem çok mu kötü olurum acaba? Kesinlikle hayır diyorum. Ben de Okan Bey nerede onu bilmem. Biraz daha var. Yani arkamda zayıflı diyor yani. Destekliyorum ben spor yapmasını. Çok güzel oldu. Gelelim Okan Kurt'un eşi Demet Akalın'a yaptığı bitmek tükenmek bilmeyen sürprizlere. Son dönemlerde sürpriz konusunda bir yavaşlama mı var sanki Demet Hanım? Burada bir şey yapmıyor yalnız. Her an her şey olabilir ama. Demet Akalın ve Okan Kurt'u daha fazla tutmadan salona yolcu ediyoruz. Zira Gökhan Özen'le yaptıkları düetle ödüle layık görülen güzel popçu önce şarkısını söyleyecek, ardından da ödülüne kavuşacak. Akalın ve Gökhan Özen ödüllerini eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun elinden alıyor. Siyaset dergisinin ödül töreninde sahne şenlenmeye devam ediyor. Zara... Sevmek çok zormuş.
Gökhan Tepe. Ve Soner Sarıkabadayı söyledikleri şarkılarla eğlenceli anlar yaşatıyorlar davetlilere. Zalim gelmez mi? Bu müzik ziyafetinin ardından Zara elinde ödülüyle geliyor yanımıza. Türk Halk Müziği Bayan Sanatçısı'nda en çok oy alan sanatçılardan bir tanesiymişim. İnanmadım. Dedim ki bana gösterin çünkü olmaz. Hem ev sahibi olacağım hem ödül alacağım. Gerçekten kendime yediremiyorum. Geçtiğimiz aylarda annelik sevincini tatmıştı Zara. Bakalım nasıl gidiyor yeni hayatı? Çok güzel bir duyguymuş. Herkes bana söylüyordu anne olunca anlayacaksın diye ama ancak yaşayınca fark ediyorsun. Gerçekten bambaşka bir duygu. İsteyen herkes bir an önce. Sevmek çok zormuş. Sevmemek çok zor. Her anne gibi hayatını minik bebeğine adamış güzel sanatçı. Sabahleyin kalkıyorum. Yanımda sağ olsun bana yardımcı olan arkadaşlarım var. Soruyorum onlara saat kaç? Saat 9 diyorlar. Peki. Bana göre 15 dakika geçmiş. Bir daha soruyorum saat kaç? Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Nasıl? Gene sanki daha az bir zaman geçmiş gibi. Saat kaç? 9.30 diyorlar. Gün nasıl geçiyor bilmiyorum. Onunla uğraş, kaldır, indir. Ödül töreninde son olarak Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Her Şey Yolunda Merkez'in güzel emniyet müdürü İpek Tuzcuoğlu ile birlikteyiz. Arkadan cepli elbisesiyle sıra dışı bir şıklık içinde güzel oyuncu. Zaten çok giyinmeyi sevmeyen bir insanım. Vallahi bana kalsa ne makyaj yaparım ne saç yaparım. Hani böyle dağlar kızı Reyhan gibi yaşarım. Çok rahat yaşayabilirim. Sonu kötü biten bir evlilik macerası yaşamıştı İpek Tuzcuoğlu. Ancak o zor günler çoktan geride kalmış. Şimdi kendisini çok mutlu hissediyor güzel oyuncu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Artık o kadar belki yaşla da ilgili bir şey bu. O kadar basitleşti ki isteklerim. Sağlığım yerinde olsun, annem, kız kardeşim mutlu olsun, sağlıkları yerinde olsun. Bir de rızkımı Allah versin. Başka hiçbir düşüncem ve beklentim yok hayatta. Check, check.